9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 245 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı cevapları. Sayfa 24.513. Hatıra hayatın dokusu olduğu gibi sanatın da dokusudur. Şair veya romancı eserinin malzemesini, gördüklerinden, işittiklerinden çok hatıralarından alır. Yalnız şu var ki hatıralar görülen veya işitilen şeylerle esere girer. Görülen, işitilen şeylerin hatıralarla zenginleşerek, değişerek esere katıldığı gibi şair veya romancı bu değiştirmeleri, zenginleştirmeleri farkında olmadan yapar. Kendini yalnız gerçeğe bağlı sanırken, geçmişten süzülen hatıralarını gerçekte olup bitenlerle kaynaştırarak eserini dokur. Bu parçaya göre hatıralarla ilgili olarak, bazı edebi türler için hatıraların zengin birer malzeme olduğuna, 2. şair ve yazarların hatıralarını tüm gerçekliğiyle eserlerine aktardıklarına, 3. görülen işitilen şeylerle hatıraların kaynaşarak eserlerde yer aldığına, yargıların hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız II. C. Ayv II. D. Ayv III. E. 2 ve 3. Cevap D. 14. Hani benim kurşun askerlerim? Bir oda içinde kurduğum şehir. Geçtiğim nehir. Hani benim hayallerim, emellerim? Suya girince balık sandığım ellerim. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Fiil. B. Fiilimsi. C. Sıfat. D. İsim. E. Zamir. Cevap A. 15. tiyatrolarımı nasıl yazdığımı ben de açıkça bilmiyorum, dersem şaşmayınız. Bu cümlede ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A. B. C. D. Göz kırpan yüz. E. Cevap B. 16. I. Şiir yazmaya başladığım sıralarda meşhur olmaya çok imrendiğimi saklamayacağım. 2. Fakat sonra gerçek şöhretleri yalancı şöhretlerden ayırt etmeye başlayınca bir okuyucu kitlesi tarafından sevilip beğenilmenin kolay bir şey olmadığını anladım ve bu anlayışla çalışmaya koyuldum. 3. Artık daha bilinçli çalışıyordum. Ama sadece meşhur olmak için değil, gerçekten güzel bir şey yazmanın insana verdiği hazzı da tatmak istiyordum. 4. Sadece şiir değil, tiyatro, roman, hikaye gibi türlerde yazıp meşhur olmuş pek çok sanatçı tanıyordum. Ve bugün az çok meşhur bir şair sayıldığım için şöhreti hor gördüğüm zannedilmesin, hayır, sadece şöhretin bir sanatkar için gaye olamayacağını, olmamasını söylemek istiyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap D. 17. anılarımı yazmaya başlarken 82 yaşına bastım. Bu işi tamamlamaya ömrüm vefa eder mi bilemem. Ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü bir toplum olmamızı önlemek için herkesin yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini kaydetse, sokağındaki evlerin nasıl apartmanlaştığını, orada oturanların ne gibi değişimlere uğradığını, kendi bakkaliyesinin nasıl markete dönüştüğünü anlatsa, bunlar ne olur bana kalırsa. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A. Sıradan gözlemlerini nütötök. B. Zayıfleştirilerini. C. Belleksiz yaşantılarını. D. Güçsüz biyografilerinisiniz. E. Sağlık sına gördüklerini sahnesinin nisa sahnesisiz. Cevap C. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 245 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.